Türkmen Televizyonu'ndan herkese saygılar, sevgiler efendim. Olaylara Bakış programının yeni bir bölümüyle karşınızdayız, sizlerleyiz. Sevgili izleyicilerimiz, efendim Olaylara Bakış programında her zaman dediğimiz gibi gündemdeki olay ve gelişmeleri, hatta siyasette gelinen son noktayı sizlere bu programda aktarıyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Olaylara Bakış programı izleyicileri, bilindiği üzere her programda birbirinden değerli konukları bu programda ağırlıyoruz. Bu hafta da bizimle birlikte çok değerli bir konuğumuz var. Efendim ta Musul'dan gelmiş, tabii Kerkük'e, Türkmeneli Televizyonu'na ve Olaylara Bakış programına hoş geldiniz değerli Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Musul'dan 7. Seçim Bölgesi 54 numaralı adayı Lokman Reşidiyeli. Hoş bulduk. Allah razı olsun sizden. Bütün Türkmeneli Televizyonu'na çalışan bütün ekibinden memnunum. Her zaman Türkmeneli Televizyon bizi yalnız bırakmayıptı. Her zaman yanımızdaydı. Her zaman destekini bize sağlayıptı. Sağ olasın, var olasın. Biz teşekkür ederiz efendim. Tekrardan Kerkük'e hoş geldiniz. Ve Olaylara Bakış programında biz sizler ağırlamaktan gurur duyuruk tabii ki de. Aynı zamanda hani Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi'nde adaysız efendim 7. seçim bölgesinden 54 numara ile. O zaman hemen seçimlerle gündeme Olaylara Bakış programına başlayalım. Yaklaşan bir seçim var, parlamento seçimi var tabii ki de 10 Ekim tarihinde. Öncelikle fikrinizi alalım bu seçimlerle ilgili ve Kerkük'e ziyaret sebebiniz, amacınız nedir, öğrenebilir. Özellikle bizim bugün asıl da il başkanlarının toplantısı var idi bugün Kerkük'te. Toplantını bitirenden sonra seçim konularını işte tartıştı bu toplantıda. Bizim tabii bu seçim bize Irak Türkmen Cephesi olarak, Irak Türkmenleri olarak bizim için çok önemli bir gündü, çok önemli bir olaydı bizim için. Ondan dolayı işte biz aday olarak Musul bölgesinde, vilayetinde, 7. bölgede aday kendimizi gösterdik. Tabii adayı kendi göstermemizin sebebi bizim milletimizin isteğiydi, yoksa kendimize aday göstermedik. Doğru. Milletin isteğine göre, bizim başkanların isteğine göre kendimize aday gösterdik. İnşallah geçen hafta, bir hafta önce başladık. İlk başladığımız toplantılarımızı başladık. Bizim Türkmen köçmen ailelerinden başladık. Onları topladık bir araya. Onların görüşlerini aldık, onlara mesela seçim ne kadar önemlidir, ne kadar önemli diyor, seçime gitseyiz, ne olur, gitmeseyiz ne olur, hepsini bunları anlaştık. Detaylı bir şekilde. Evet, detaylı bir şekilde bütün seçmenlerimizle, bizim telefonlarla görüştük. Sağ olsunlar yani oradaki arkadaşlarımız bütün desteği bize verdiler. Siz bir de Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi'nin başkanlığında Takaddum Koalisyonu ile birlikte aynı zamanda adaysız. Tabii biz Irak Türkmen Cephesi olarak Musul'da ve Tilahfar'da Takaddum Koalisyonu'nda giribik. Irak Türkmen Cephesi olarak bir Musul'da bir de Tilahfar'da Takaddum Koalisyonu'ndayız. O da şeyin başında olan Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi ile beraber onda. Siz ve galiba bir adayımız daha var. Ben Musul'dan, 7. daireden, Sacide Hanım da Tilafar'dan, 4. daireden. Güzel. Peki sizce Musul'da seçimleri nece görürler halk, vatandaşlar olarak? Yani daha çok seçimlere teşvik olunuptular, katılma oranı sizce nasıl olar? Tabii ilk başta bizim Musul'u bu yenge sisteme göre Musul'u 8 daireye bölmüşler. 8 daireye bölünce bizim bazı Türkmenlerimiz mesela Tilafar'da sıkıntımız yoktu. Bütün Tilafar bir daire oldu. Doğru. Musul merkezinde bizim bazı köylerimiz dairenin dışında oldu. Bazı aynı dairede oldu, 7. dairenin içerisinde oldu. Biz ona göre hareket ediyoruz. Bizim 7. dairede olan köylerimiz, Türkmen köyleri, Karakoyun köyüydü, Şirehan, yukarıki Şirehan, aşağıki Şirehan köyü, Raşidiye köyüydü. Köy de aslında köy, eskiden Diyarık köy ama bir kasaba şekline dönmüş indi.
bizim en çoğunluğumuz o bu köylerdeydi. Onun üzerine bizim ahya var, şeyin semtler var Musul merkezinde. Köçmen, tilahfarlı köçmen ailelerimiz var. Mesela Türkiye'den dönüp bazı Musul'da yerleşip, bazı tilahfardan çıkıp direkt Musul'a gelip, onlar da orada bazı semtlerde yerleşipler. Çoğunluğu El-Hayil Bakır diyorlar, El-Arpaçiye. Arpaçiye semtinde orada çok şeylerimiz var. Tabii biz aday olarak bütün bu aileler gezdik. Bütün oradaki yetki insanları, aşiret başkanlarımızı, kültürlü insanlarımızı hepsini gezdik. Ve devam ediyor bir şeyde. Programımız devam ediyor. Günde bir aşiretle ya ki aşiretlerle görüşmemiz var. Devam ediyor. Oradaki milletimizle devamlı. Eskiden biz milletimize yakınız. Şimdi de seçim zamanında biraz sık sık daha fazla onlarla görüşüyor. Doğru. Peki adaylarımız ne durumdadır? Şu an sizce biz orada çok fazla bir aday çıkarma şansımız var. Çünkü biz isteriz. Çünkü Musul'da yorgun bir hani şehrimizdi doğrusu. Hani insanlarımız orada çok çektiler, çok yoruldular. Sizce bu süreçte aday çıkartmamız yüzde neçədi? Yani bizim doğrusu Musul IŞİD'den kurtuluştan sonra insanlarımız dediği gibi çok zarar çektiler. Yıllar orada IŞİD'in baskısı altında. Her türlü işkenceleri, yoksuzluları gördüler. Milletimizin yanında biraz ratfeil oldu. Yani bazıları diyor ben seçime gitmeyeceğim. Bazıları diyor işte ben seçime gitsem ne olur, gitmesem ne olur. Bazı sıkıntılarımız var doğrusu. Ama o da biz onları yavaş yavaş ikna ettik milletimizi. Anlattık durumu. Yani seçime gitmese bize zarar verecekse, Türkmen halkına zarar verecekse, hakkımızı alamayacak seçime gitmese. Bizim şansımız tabii yani oradaki bilgilere göre, milletimizin sözüne göre, milletimizin desteğine göre yani düşünüyor Tilahfar'dan bir aday veya iki aday, Musul'dan da bir aday. Yani biz 7. dairede bir aday kesinlikle yani illaki kazanan bir adaylık orada 7. dairede. Tabii 6. dairede de bir adayımız var. İşte dediği Tilahfar'da da bir tane adayımız var. Irak Türkmen Cephesi olarak. Ama başka adaylar da var Türkmenler. Başka şeylerden, partilerden. Yalnız biz dediğimiz Irak Türkmen Cephesi adayları işte Secide Hanım Tilahfar'dan, ben de 7. daireden, Riyaz abimiz, kardeşimiz de 6. daireden. Pardon, 8. daireden. Tilahfar'dan biraz bahsetseniz. Tilahfar'daki durum nedir şu an? Yani halk ne durumdadır? Çünkü Tilahfar da bayağı bir yoruldu gerçekten. Yıllarca hani Daesh'in zulmünden göçmen ailelerimiz oradan oraya gittiler. Nice şehitler verdik Tilahfar'dan. Durum nedir şu an Tilahfar'da? Tabii Tilahfar'da da işte bir sıkıntımız ki adaylar çok fazladır orada. Türkmen adaylar fazladı Tilahfar merkezinde. Bir bu sıkıntıdır. İkincisi bizim çok milletimiz Tilahfar'a hala yerleşmeyip dönmeyip yani. Yurt dışında da bazı arkadaşlarımız, ailelerimiz Türkiye'de yaşıyor. Bazıyla güneyde yaşıyorlar, bazı işte Musul merkezinde yaşıyorlar. Ona rağmen bazı ailelerimiz ısrarla dönmüştüler. Yavaş yavaş başlarda teşvik ediyor. Herkes dönsün Tilahfar'a, Tilahfar'ı terk etmesinler. Tilahfar bizim için çok önemli bir şehirdi. Tilahfar bizim geleceğimiz inşallah, varlığımız da orada. Ben burada milletimize sesleniyorum. Herkes orada desteklesin bizim Secide ablamızı. İşte diğer arkadaşlarımız, Türkmenlerimiz, göçmen Türkmenlerimiz de işte burada bir tek şeyimiz var. 7. dairede bir tek benim. Başkasının oyuna gitmesinler. Bazen istihdaf haliyle bizi başka partiler, başka adaylar, işte bu Irak Türkmen Cephesi'nin adayıydı veya bağlıydı bir tarafa, o bağlı bir tarafa. Biz burada ricamız milletimizden hiç kimseye yani kulağı asmasınlar. Herkes bildiği gibi seçim günü
10 Ekim'de geçsin de şey sandık başına. İnşallah. Peki Sayın Reşit Yali, şimdi siz Irak Türkmen Cephesi Musul İl Başkanısınız. Evet. Aynı zamanda Musul İl Meclis Üyesisiniz. Adaysız da. Peki hedefiniz nedir? Kazanırsa olsun. Bizim tabii hedefimiz, bir hedefimiz var. Bizim bir projemiz var. Doğrusu bir projemiz var. Biz başka adaylar gibi değil, gelip burada oy alıp kazansak kazanmasak önemli değil. Biz başkalarına benzemeyiz. Bizim bir projemiz var, kadıyamız var bizim. Bizim kadıyamız varlık yokluk meselesidir. Biz kendimiz aday gösterdiğimiz zaman biz de başka milletler gibi bizim bu devlete, bu hükümetimize gösteriyor, biz de varız yani meselede. Biz devam ediyoruz. İşte sayımız Irak'ta 3 milyondu. Bazen 3,5 milyon, bazen 4 milyona çıkardığı rakamını. Biz cevap verdiğimiz anda bizden soru soruyla bu kadar nüfusuz var, kaç tane adayız var? Kaç tane milletvekiliyiz var? Onu ispat etmek için mecburen biz milletimizden herkes geçsin sandık başına adayını yetirsin. Yarın konuşanda işte benim milletvekilim filandı. Onun için biz proje sahibiyiz. Yani böyle boştan gelip kendimizi adayı göstermeyelim. Projenin de bir kadıyası var. Kadıyamız da varlığı yokluğu bu. Doğru. Eğer biz devamlı gidip seçime gitmesek, oyumuzu Irak Türkmen Cephesi'nin adayına vermesek, biz yavaş yavaş demek ki eririk biz bu milletler arasında. Onun için çok önemlidir bize bu seçim. Hani biraz önce siz de bahsettiniz ki biz de her programda dile getirir. Şu güvensizliği nece getirdebilir bu insanlardan? Mesela hani seçimlere gitmeyerek çünkü şöyle oldu, böyle oldu. Bir güven yoktu insanlarda. O güven nece tekrar kazanabilir bu insanlarda? Yani biz tabii bunların en önemlisi işte ihtiyacı var milletin. Tabii millete gelince milletin her ailenin bir farklı derdi var. Mesela gezdiğimiz anda bu Türkmen ailelerini, onun bir tutuklusu var, onun bir şehidi var, onun evi evini bombalayıptılar, onun bir hapishanada birisi yatıp, yani farklı bir şeylerimiz var. Biz de Irak Türkmen Cephesi olarak imkan dahilinde bütün desteklerimizi onlara sağlayacak. Onların her zaman yanında durur. Bu imkan dahilinde. Onun için yani bir de onlara duyduruyor ki Türkmen'den başka kimse onu gelip sormadı. Bir Arabi veya Kürdü veya Hristiyan'ı gelip o Türkmen ailesini hiç ziyaret etmedi. Hiç de sormadı. Hiç de sormadı. İşte buna hani Türk'ten başka dostluğu yok diyorlar. Aynı o anlama geldi işte. Biz de devamlı milletimize anlattık işte bakın burada ne kadar milletvekili var. Arap olsun başka gruplardan olsun. Hiç kimse gelip derdi ortak olmaz. Hiç kimse gelip müşkileyi halletmez. Onun için millette bir duygu olupdu. Özellikle bu seçim farklı bir seçimdi. Yani geçen seçimler gibi değil. Mesela eskiden Musul bir daireydi. Mesela diyeyim Tilafar'daki arkadaşımız Reşidiye oy verebilirdi. Reşidaki Tilafar'a oy verebilirdi. Veya Tezkarab'daki Sehelneyne'daki Türkmenler bize oy verebilirdi. Biz onlara verebilirdik. Şimdi ayrı oldu mesela. Bölge bölge oldu. O daireden illa ki buradaki Türkmen geçsin Türkmen'e versin. Başka bir yere oyun verebilmez. Doğru. Peki bu sistemi nece görsünüz bölge bölgeye bölünmeğini daireleri? Aslında bize, aslında iyidir ama bize göre, Türkmenlere göre bir zarar çektik. Çünkü köylerimiz hepsi bir daire içinde olmalı. Mesela bizim Tezkarab köyü var, ikinci dairede oldu. Bizim Babnet köyü, Kadı köyü oldu ikinci dairede. Yani diyebilirim yarı bölündü. Bizim köçmen ailelerimiz yarısı Musul'un sağ tarafında oldu. O bir yar 6-8. Dairede oldu. Bazı 7. dairede oldu. Bazı köylerimizde işte bizimle kaldı 7. daire. Tilafar'da aynı şekilde. Bazı aileler Tilafar'ın dışında oldu. Bazı aileler Tilafar'da kaldı. Bazı yurt dışında oldu. Peki yurt dışı dediniz, yurt dışında hani seçimler bilindiği üzere göçmenlerimiz oy kullanabilmezler. Yani yurt dışında olan vatandaşlarımız daha doğrusu. Onlar yani ne yapabilirlik mesela onların oy kullanmak için? Çünkü hani onlara da ihtiyacımız var doğrusu. Tabii. Sizce bu iyi bir sistemdi? Mesela yurt dışındakiler oy kullanmasın? Aslında yanlış bir karardı bu.
gerek yani müsaade etsin oradaki ailelere, yurt dışında olan ailelere kullansın. Çünkü sözünüzü de kesmek istemem. Özellikle Musul telaffardan çok insanlarımız, vatandaşımız var orada. İyi bir sayıda ailelerimiz var orada. Onların bir çarası kalmadı ki bayometri pitakasını değiştiren ancak o seçimden bir gün ya iki gün önce gelsin. Oyun kullansın geçsin. O da bir yani zor görünüyor. Ama milliyetçi olan hasseden yani bu mazlumiyette gerek gelsin. Desteğini versin buradaki adaylara. Çok doğru. Peki hani biz direkt 10 Ekim tarihinde bir seçim var bizi bekleri. Sizce hani bir söylentiler var seçim ertelenebilir yani diye. Bu söylentiler ne kadar doğrudur? Yani ertelenebilir mi sizce? Yani doğrusu eğer ertelense son iki gün sonunda bir şey oldu bu. Bazı gruplar ortaya çıktı işte bu seçim ertelensin. Yeni yılın Eylül ayında, Nisan ayında böyle bir düşünceler var. Bence bir yanlış bir şeydi çünkü bu milletin El-Tişrin dedikleri, Bağdat'ta El-Tişrin grubu bunlar. Aslı bunlar Arapça diye Ahad Matalib isteklerinin birisidir bu. Ertele yani yeni seçimleri yapsınlar yani bir an önce. Eğer bu ertelense o da ayrı bir meseledir. O da devlete aitti bu karar. Bence yapılsa bir an önce daha iyiydi. Çünkü herkes hazırlığını görüp bir ay, bir buçuk ay kaldı yani seçimlere. Yapılsa daha iyiydi. Zaten yapılsın. Herkes bilsin yani ne kadar oy kazandı, ne olur ne olmaz sonuçlar. Doğru. Peki siz Sayın Reşidiye'yle şimdi Musul kolu sorumlususunuz Irak Türkmen Cephesi'nin. Çalışma ve faaliyetleriniz nelerdi mesela? Ya da gelecek için planlarınız nelerdi seçim sürecinde? Özellikle ben ki aday olduğum için benim bir ayrı bir projem var. Yani olablı her adayın bir projesi tabii var ki. Veya bir sistemi tabii. var. Benki biraz farklıydı. İşte bazı insanlar adaylar gidip yardım dağıdığı bir paket yardım dağıdığı veya bir bazı destekleri veya bazı da gidip parayla insanları kandırıyor, parayla oy alıyor. Benim ayrı bir şekilde ben devamlı eskiden velayet meclisi üyesi olduğum için komisyon başkanıyım, hizmetler komisyon başkanıyım. Güzel. Ondan bir de şeyim var yani bilgilerim var bu şeylerden. Milletimizin en ihtiyacı olan şeyleri, hassas şeyleri hizmetti. Sudu, elektrikti diyelim. İşte bu işareler, caddelerin tabletiydi. Bunlardan çok ihtiyacları var. Özellikle ben devlet yoluyla eskiden kurduğumuz ilişkiler valiyle, vali yardımcı, belediye müdürü onlardan bir şeyler kopardı. Bizim köylerimize Karakoyun köyü olsun, Şirehan köyü olsun. Veya Raşidiye'nin etrafında köyler olsun. Doğru. Benim desteğim o yoluna millete. Çünkü bu genel hizmetler diyarı. Bunun şahsi değil bu. Çünkü bir su borusu getirsek diyelim bir mahalleye. O su borusuna herkes su faydalanacak, su içeceğidir. Ben gidip birisine bir yardım versem, birisi alır benden yardım, onusu küseceğidir benden. Diğer işte sen filana verdi, filana vermedi. Onun için ben bu yardım meselelerini biraz uzakım. En fazla şeyimi, projemi hizmet tarafının üstlendi ben doğrusu. Bu bir iyi neticeler de getirdi doğrusu. Yani geçen günlerde 1 milyarlık bir diğer altı yapı El Mecari. Bizim Raşidiye bölgesine 1 milyarlık Mecari Karakoyun köyüne 1 milyarlık asbas bizim şeyin caddelerimizin tabletine şey etti. Bu da hepsi devletin üzerinden yani eski geçmişimiz. Sizi uğraşıyoruz sonucu tabii ki de. Evet tabii bu bizim müracaatimizle, isteğimizle, bizim ilişkilerimizle. Tabii bizim de orada yıllardı, 5-6 yıldı biz de velayet meclis üyesiydik. Orada herkes bizi tanıyor, herkese yani ağırlığımızı gösterdik geçenlerde. Onun için istediğimiz şeyi kuparabilir devletten alıp milletimize getirdik. Eskiden bu şeyler yok idi çünkü velayet meclis üyemiz, adayımız yok idi eskiden. Bu geçen dönemlerde kazandığımız işte ben de bir arkadaşların birisiydim. Özellikle komisyon hizmetler komisyon başkanıydım. Onun için
fazla daha biraz önem verdim bu konuya. Hizmete önem veripsiniz. Evet. Çok güzel gerçekten, hani düşünce olarak, fikir olarak güzeldi. Peki Türkmen bölgeleri Musul'da çoktu. Evet. Bu bölgeleri bize sayabilirsiniz. Bizim bölgelerimiz tabii Türkmen köyleri devamlı bize diyorlar işte Nehir Dicle kenarında böyle yanında. Hı hı. Ta Babnet köyünden Musul Barajı'nın yanından başlayıp ta El Selamiye'ye kadar. Babnet köyü yanında işte biraz Karakoyun köyü var. Biraz araları çok uzadıyor yani bir kilometre veya bazı yerlerde bazı köylerin arasında bir buçuk kilometre adı. Karakoyun köyüydü, Şirehan köyüydü. Yukarıki Şirehan ki Şahaki Şirehan. Yanında Raşidiye var. En sağ aşağıya bir Selamiye köyleri var. Ne bileyim diğer köyler var. Peki Karayatak, bu Şenli. Bölgeler bu bölgeler aktif görsüz yani siz. Doğrusu aktiftiler. Millet, Türkmen milletinin nerede olsa aktiftiler ama işte bu daire olunca biraz şeyler oldu, böyle ayrımcılık oldu yani bu ayrı bir dairede kaldı, bu ayrı bir dairede kaldı. Biraz da hani kafaları karıştı, karıştı sanki. Karıştı, işte onlar da bilmiyor yani oradaki mesela bir iki köyümüz, üç, diyelim Karayatak köyü, Şenlif, Selamiye onlar bir daire içinde kaldı. Onlar kendi kendine bir adı çıkaramazlar. Çahşırtılı onlar nereye gitsin, işte mecburen oradaki en güçlü bir aday olan onlara yönlendirir. İşte bu adayımız olsun. Veya Hundu Irak Türkmen Cebhesi'ne o 100 bin verin. Boşa gitmesin en azından. Bir de yani bilmeyenler de müracaat edebilir mesela sizlere. Bir adres koysağız ya da size müracaat edebilirler. Tabii bizim bürolarımız açıyor. Ofislerimiz açıyor. Her zaman bize başvuru yapanlar var. Onun üzerine biz kurslar açtık daha doğrusu. Yani kadın birliklerimiz var orada. Kadınlara kurs açıyor. Kadınları toplu ne şekil seçime gideceksen, kime oy vereceksen. Ondan sonra bizim gençler var, talebalı birliklerimiz var. Bunlar hepsi bir ekip şeklinde çalışıyorlar. Yani milletimizden hiçbir kopukluk yoktu. Devamlı bir iletişim içindeyiz. Barabar onların ziyaretindeyiz. Onlar bizim ziyaretimizdeydi. Hamdolsun yani bizim durumumuz Allah'a şükür iyidir. Yani Musul merkezinde Türkmenler iyidir. Başkalarına göre diyelim. Güzel. Peki Sayın Reşidiyeli şimdi Irak genelinde seçimleri nece görürsünüz? Yani özellikle hani bizim Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi'nin adaylarının Irak genelindeki durumunu, seçimlerin durumu? Hakikaten biz hassas bir dönemden geçiyor genel olarak. Hassas bir dönemden geçiyor. Tabii Türkmenler de bir Irak'ın bir parçasıdır. Bu, tabii ki. Muadele siyasiyede bizim de bir rakımımız var. O rakım üzerine oynuyor. Temennimiz inşallah bizim Kerkük olsun, Telahfar olsun, Musul olsun, Duz olsun. Diyale olsun, Erbil olsun. İnşallah temennimiz yani her yerden bir iki milletvekili çıkarsak sayımız sonucunda iyi bir rakama ulaşır yani. Tabii. İnşallah geleceğimiz, ben böyle tahmin edeyim, geleceğimiz iyi daha iyi bir sonuç ulaşır. Peki parlamentoda mesela diyagın siz kazandınız inşallah ki orada yapacağımız ilk aklınızdaki şey nedir? Vallahi gerçi işte, biraz zordan girerim ama yani bazen... Zor değil, hiç zor değil. Ben doğrusu devamlı ben yani ilk uşağılıkken yani genciydim. Benim devamlı eğitime veya başka sağlığa şeyim çok önem vermeyeyim. Hizmete çok yani şeyim vermeyeyim. Uzun ömürler olsun inşallah. Onun için yani... Ülayet Meclis Üyesi'nde geçen bizim seçimlerde en fazla oy kazanan ben oldum. Güzel, inşallah yine hatta, tekrar kazanarsınız. Hatta geçenlerde işte vali yardımcısılığını verildiler veya meclis başkan yardımcısını verildiler. Hayır dedim ben, hizmetler isteyeyim. Hizmet başkanlığını isteyeyim, komisyonun başkanını isteyeyim. Çünkü milletime hizmet veririm o yolda. Doğru. Onun için. Yani temennim inşallah oraya giden de aynı bu mesleki, aynı hizmet
kanalından belki milletimize biraz yardım ederdi. Bir, ikincisi o bir komisyonlarda da üye olabilsek, oradan belki milletimizin sıkıntılarını gidebilirlik inşallah. Hı hı, inşallah. Hani il meclisi üyesiz, siz de bunu bahsettiniz. Musul'da neler yaşadınız, ne durumlar gördünüz bu il meclis üyesi esnasında? Yani, Türkmanlara karşı nasıl davranırlar orada? Yani eskiden hakikaten istemiyor geçmişlere dönen çünkü bir üzüntülü bir ama gene de bir gerçek var hani, evet, bilinmek zorunda. Biz ilk 2013 senesinde işte adaylığımızı kazandık, üyeliğimizi kazandık meclis muhafazada Musul'da. Ben bilemce 4 arkadaş da var idi, 5 yani şeyimiz var idi. Başladık 6 ay içerisinde tehdit, o zaman da kaide var idi. Kaide tehdidi çok baskısı var idi üzerimize. Bir iki defa patlattılar arabanı, evlerimiz patlattılar. En sonunda kardeşimi şehit ettiler yani. Allah rahmet eylesin. İşit geçmeden cümlemizi. Daesh geçmeden önce bir ay şehit ettiler kardeşimi. Ona rağmen biz devam ettik. Sonra işte IŞİD geldi kaidenin arasında, arkasınca. Gene de üzerimizde olan işte arabaysa, mal mülk ise neyse hepsi gitti. Millete kurban olsun. Ondan sonra işte bazı insanlarımız orada kaldı işkence altında. İşkence altında kaldı, çok çektiler yani. Çok çektiler. Hatta bazen bazı insanlarımız ot yemeye başladılar. 4 sene az değil yani. Para yok, güç yok, çalışma yok, bir şey yok. İşkence var, tehdit var. Çok doğru. Yani büyük aileler başladı benim bilgime ot yemeye, ot. Yani gidip şey yoksuzluğundan yani. Doğru. Allah'a şükür ilk operasyon başladı, kurtuluşu, Musul'un kurtuluşu. Ben onlarla askeri esbabımda elhamdülillah şükür onlarla endim. Meydana indiye kadar durdum orada milletimin yanında. Hiç dönmedim. Ne güzel. Yani bazı adaylar var mesela Musul halkı da ya Erbil'de yaşıyor, ya Duhok'ta yaşıyor, ya Bağdat'ta yaşıyor. Ben ilk Musul'a girdik, askerden orada durdum. Hatta gidip evimi daha köçürtmedim. Orada durdum, kaldım. Aileni aradım, dedim siz gelin, ben buradayım, artık dönmeyeyim. Ondan bugüne kadar ilk başladığımız şey milletin sıkıntısı nedir? Oradaki milletimin gece karanlık, kahrabi yok, elektrik yok, su çok yok, doğru. Hiçbir şey yok. Zor durumlardan geçti. Zor durumdan, karanlık gecelerde işte milletimizin geceler evlerinde gezdik. Sıkıntılarını anladık. İlk ihtiyaçlar sudu. Su yoktu. Geceler gidip işte oradaki su dairesinin ekipleri, mühendislerini alıp başlarında durdu gece gündüz. 2-3 gün içerisinde oradaki su meşruunu, motorlarını çalıştık, milletimize su verdik. Ondan sonra başladık işte bu caddeleri açmaya, bu elektrik, burada bir direk düşüp, burada muhavile yani, burada bilmem ne olup başladık, yavaş sıfırdan başladık. Allah'a şükür indi geçsen yani bizim bölgelerimizde tertemiz. Tabii gece gündüz. Bu böyle boştan gelmedi. Geceyi gündüze kattı. Hem devletin desteğini aldı, hem milletimizin desteğini aldı. Bir şeyler yapabildik yani şeyimize. Ama o da gel yani bitti. Benim tomuhum dehamından fazlaydı. Yani meclis muhafaza durdurtmayadılar işlerini. Bizim ögümüzde başka projeler var idi yapmak için. Maalesef işte dediler durdu, bura kadar durdu meclis muhafazanın çalışmaları devam etmeyeceğiydi. Biz de durduk. Herkes durdu ama ben durmadım. Yine pes etmedi. Gene de terk etmedi. Gene sanki vilayet meclis üyesiyim, gene de belediyedeyim, gene de valilikdeyim, gene su dairesindeyim. Millet günde ofisimiz açık geldi, işte bu benim suyum yoktu, benim elektrikim yoktu, benim okulum yoktu, benim filanım yoktu. Hepsini biz karşılıyoruz devlet yoluyla tabii. Müracaatımızı yapıyoruz, alıyoruz milletimize getiriyoruz, destek veriyoruz. Peki geçenlerde tam olarak tarihi hatırlamam, Sayın Halbosi Musul'u ziyaret etti. Evet. Durum neydi? Siz orada bulunurdunuz?
Tabii parlamento başkanısı, başkanı Halbusi geldi, bize ziyaret etti Musul'da. 6 gün Musul'da kaldı. 6 gün 6 gece. Zannedersem Sayın Başbakan da geldi. Ondan sonra geldi. O gidenden sonra geldi. Bu 6 gün kaldı orada. 6 günün sırasında 2 defa ben onunla görüştüm. Bir defa kendisi toplamış idi milleti, yani adaylarını toplamış idi, görüştü genel olarak. Bir defa da tek başımıza görüştü onunla. Hatta saat 12 akşamdan da sabah azanına kadar ben onunla durdum. Bütün isteklerimizi, bütün ihtiyaçlarımızı, bizim 7. bölge dairede olduğumuz köylerin bütün isteklerini ona ulaştırdım. Hatta bazı sıkıntılarımızı ona ulaştırdım. Allah razı olsun, yani durdu yanımızda, epey iyi durdu. Ondan da soru sorduk, tabii biz de sorduk. Biz seninle koalisyonmuş, seni düşünceyi bizim adaylarımıza nedir? Tabii hangi ki sırada geliyoruz biz? Birinci sıradayız yoksa sıradan geçen bir adayız? Özellikle ben kendime söyledim onu. Adam yani desen benim şeyimde birinci sırada gelse. Ne güzel. Bu 7. dairede sen birinci sırada gelse. Ne güzel. Başkaları da var ama başkaları ayrı bir sırada geldiler. Yani. Ne güzel. Başbakan da geldi. Ondan sonra tabii proje geldiği zaman yanında 5-6 proje var idi. Projelerin birisi işte Musul'un havalimanı. Kaç senedir bu kurtuluştu, Musul kurtuluptu IŞİD'in elinden. İndiye kadar bir daş üstüne koyulmayıp. Doğru. Sağ olsun Halbusi geldi, orada şey yaptı. İlk projeni bunu başlattırdı. Sonra tren yolunu, tren meselesini çözdü. Orada bir 2 tane hastahane, 2 tane köprü, yeni köprü yapmak. Bu projeler hepsini, bir de eskiden sıkıntılar var idi. Mesela burada bazı mamurlarımızın ravatı müel-müterakime, narhımızın çözdü. Bir de geçenlerde bizim çiftçilerimiz var idi, bu arpa buğda ekmişler, teslim etmişler devlete. Bana vermişler dosyayı. Ben de ona dedim, bakın burada 2019 senesinde, 2020 senesinde bizim buradaki ziraatta çalışan arkadaşlarımız devlette teslim edildi. Arpa buğda paralarını almayıp. Sağ olsun 2 gün sonra hemen onların saklarını gönderdi. Herkes gitti, parasını aldı. Ondan sonra Bağdat'a döndü. Bağdat'ta bütün istekleri gidip şeyle görüştü tabii, bu bakanlarla. Mesela Ziraat Bakanı'yla, Maliye Bakanı'yla, herkesle orada görüştü. Ondan sonra arkasınca bir 10 gün sonra veya 15 gün sonra Başbakan geldi. Başbakan geldi. Parlamento Başkanı dedi, verdiği sözleri gerçekleştirdi. Güzel. Geldi orada, Musul Barajı'nda bir toplantı yaptılar orada. Parlamento Başkanı yanındaki olan dosyeler, istekler, Musul halkın istekler, herkese onayladılar yani. Söz verdiler, başladılar da, bazı projeler de başladılar. Doğru. Yani inşallah gelecek günlerde daha güzel, daha temiz, daha onarılmış bir Musul. Yani böyle görünüyor, çünkü biz de bir ama bizim tekadümle gitmemiz, onda bir sebebi var. Çünkü biz o bölgede, Musul'da diyelim, gördüğümüz birinci sırada gelen şu anda Halbusi Görki. Niye o Halbusi Görki? Çünkü biz gördük neler yapmıştı ambarda. Onun için biz de ondan istedik. Eğer biz senin koalisyon yapsak, bizim şartımız var. Gerek Musul'da o şekilde yaptığı, ambarı yaptığı şekilde Musul'da yapasa. Adam dedi, ben hazırım. Onun için biz de ona yakınlaştık, o yine koalisyona şey yaptı. İnşallah bizim temennimiz, görüşümüz Musul gelen günlerde dahi illere gider. İnşallah. Dahi yani iyi. Hani özellikle Türkmenlere olan ilgileri tabii, inşallah iyiydi. İnşallah. Çok şükür. Peki hani yavaş yavaş süremizin sonuna geldik. Bilindiği üzere hani süremiz var. Maalesef yavaş yavaş azaldı. Siz Musul'dan geldiniz. Bizim konuğumuz oldunuz. Türkmen Televizyonu'na geldiniz. Daha doğrusu Kerköy'e geldiniz. Programımıza geldiniz. Şeref verdiniz. Son olarak son sözlerinizi alalım. Hani seçimlerle ilgili. Halkımıza ne tür tavsiyelerde bulunasınız? Şunu da hatırlatmak isterim. Bilindiği üzere hani 2018 senesinde de şaibeli bir seçim geçti üzerimizden. Hileli bir seçim.
Bunu hani geride bırakmaları için vatandaşlarımıza ne tür tavsiyelerde bulunmazsınız? Sağ olun, biz tabii burası bizim evimizdi. Kerkük bizim. Kesinlikle. Yani biz misafir değiliz, biz ev sahibiyiz. Tabii ki. Burada. Tabii son sözüm de milletime, hiç kimseye dinlemesinler. Tabii bu biz savaşa giriyoruz. Milletimize anlatıyoruz. Bir de bu sizin Türkmeniyet Televizyon kanalının yoluyla da anlatıyoruz. Herkes 10 Ekim'de, o aya diyelim 10-10'da, 10. ayın 10'unda herkes sandık başına gitsin, tek başına gitmesin. Ailesinin elinden tutsun, kızının elinden tutsun, gelinin elinden tutsun, komşunun elinden tutsun, babasının elinden tutsun. Çünkü bizim için oy oydu. Kadın yanında olsun, erkek yanında olsun, koca yanında, nerede olursa olsun oy oydu bizim için. Yani bazı insanların kafasında var işte, soru ise seçime gitti, evet ben gittim. Ben tek başı istemiyorum gidesen. Sen aile olarak gidesen. Komşuyu, arkadaşıyı, herkes el ele tutup gelip sandık başına giderse, orada istediği Türkmen'i, hangisi siye yarı, hangisine güveni var, siye destek vereceğidir. Bundan önce destek verip, bundan önce seni bırakmayıp gidip orayı ona vereceksin. Ama orada bazı adaylar var, ihtiramım onlara, adaydılar, Türkmen'diler, yalnız şanslar çok zayıftı. Ben bu sesim benim amanattı. Tabii. Ben bu emanatı gerek bir emin ellere veririm. Ben burada milletime özellikle sesleneyim. Bu sesin senin oyu emanattı. Gerek bu emanatı emin ellere veresek, güçlü ellere veresek, ben gidip oyumu gidip bir zayıf adama vermem. Gidip bir adama bileyim o kazanmayacaktı. 2000 veya 500 ses alacaktı. Ben bu hiç kazanamaz. Bilerek o gelip kendisini aday gösterdi. Kendisi de bile kazanmaz. Yalnız bizim adayımızı seslerin parçalamak için gelip uyarayım milletimi, onlara inanmasınlar. Her kime kanaat getiriyle diraset etsinler. Biz aday olarak intikabatı diğer hesab riyadiyat. Doğru. Matematik hesabıdır bu. Yani hesap eder, bu bölgede bu kadar oyun var, bu bölgede bu kadar oyun var, bu bölgede bu kadar oyun var. Geçenlerde hatırlayan birisi, bir arkadaşların birisi benden sordu, Lokman Bey dedi, sen çok kendine güvenipse böyle ulayet meclis üyelerinde dedi. Sen 3000 oy alabilirsen. Kardeş, dalga geçer kime? Evet. Yani. Kardeş dedim, ben 3000 oy alsam, 3000 oy meselesi ise ben buradan indi çekilip gidip evde otururum. 3000 oyla seçme... Yani küçümsünler. Evet. 3000 oyla kimse oy, aday kendisini göstermesin. 6500 oy kazanmıştım geçmiş alma. Bizim temennimiz bu ay inşallah, yani bu dönemde bir 7000, 8000, 10000 oydan bahsediyoruz biz. Onun üzerine indi oynayık. Temennimiz milletimizden bizi bırakmasınlar. Irak Türkmen Cephesi'ni bırakmasınlar, Irak Türkmen Cephesi'nin adaylarına desteklesinler, Tilahfar'da olsun veya Musul'da olsun, ifak tifak şeylere bakmasınlar. O işte bu ne yapacaktı, bu ne olacaktı, bu olsa ne olur, bu olmasa veya ben geçsem ne olur, gitmesem ne olur, hayır. Geçse bir şey olur, gitmese ayrı bir şey olur. Geçse işte varlığıydı, vücuduydu. Geleceğiydi, müstakbeliydi, ailenin, Türkmen'in geleceğiydi. Gitmesey kendini bitirdi. Türkmen'i yok etmeye çalıştıysa sen. Yani o zaman da hani gelip demezsin ne ettiler memsin, ne oldu, aynen, ne bitti. İşte, çünkü hep bu sözler ağızlarına yapışıyor. Biz de onu söylüyoruz. Ben de bu milletten bir parçayım. Herkes oturunda işte bu fasitti, bu müfsitti, bu çalışmadı, bu hırsızdı, bu filandı. İyidir, ben de onu söyleyeyim. Bu adamı kim oraya ulaştırdı? Biz ulaştırdık. Onun içindir milletime aldanmayın her geldi laflara, her geldi şeyde. Gidin sadık adamı seçin. Güçlü adamı seçin, emin adamı seçin. Yeter ki gidin. Yeter ki gidin, istediğiniz insanı seçin. Ama gidip ben evimde otururum, gitmeyeyim. Tabii gitmesey başkaları gidecek. Başkaları da gidince şey, yarın adayın çıkardır. Biz de döneriz ona, boyun eğeceğiz.
bir sıkıntımız olsa, bir işimiz olsun olunca gidip ona buna boyun eğeceğiz. Her kim olursa olsun o da yapmaz. Hı-hı. Boyun eksse de o da işimizi yapmaz. Onun için milletimi uyarayım, milletimden rica edeyim. Hı-hı. Herkes bir sıkıntı varsa bir kenara atsın. Şu anda savaş zamanıdır. Hı-hı. Biz savaşı andık. Milletimizi, adayımızı, Irak Türkmen cephemizi yalnız bırakmayın. Kesinlikle. Devamlı ben söyleyeyim. Bakın bu aday seçmenlerimizden ricamız yarım saatlik bir işti. Evinden çıkıp sandık başına gelince yarım saat sürüyor. Ama biz ne yaparız yarım saatten sonra, oyumuz verenden sonra, kazandırandan sonra 4 sene biz bu milletvekilinin yakasında tutuyoruz. Şunu yap, şunu yap. Şunu istiyor, bunu istiyor, ben oy vermem size. Onun için yarım saat giderim ki ben ailem oyumu kullanmam. 4 sene de ben onun yakasını bırakmana. Kimse geriye adım atmasın. Türkmen milleti güçlüdür. Adaylarımız güçlüdür. Geleceğimiz daha iyiydi, daha iyi seviyeye ulaşacak inşallah. Hiç kimse kafasına bir böyle bir zayıflık, bir Türkmen bir şey yapamaz veya hakkımızı alamaz. Hiç bunu kafasına almasınlar. Peki çok teşekkür ederim o güzel gerçekten hani sözler Oğuz için. Hani geçsin oyunu kullansın da gelecekte ki verecek cevabı olsun. Evet. Değil mi? Ben sandık başına gitmesem ne şekil gidip bir adaydan, başkasından, Arabinden veya hatta Türkmen'den ne şekilde ben gidip ondan bir istek isteyeceğim. Hesap soracağım yani. Hesap soracağım. Asla ben seçime gitmesem. Onun için şarttı, farıttı diyelim. Farıttı, ne şekil farıttı bize namaz kılmak 5 vade. Bu da farıttı gidip seçime sandık başına gitme. İnşallah. Peki tekrardan ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Olaylara Bakış programında konuğumuz oldu Oğuz için ve Türkmenli Televizyonu binasına geldi Oğuz için. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Biz de Allah razı olsun sizden. Bize bu zamanı ayarladınız. Türkmenli Televizyonu'nda çalışanlardan müdürlüğünden ta küçük mamuruna kadar memnunuz sizden her zaman. Sizden memnunuz. Her zaman bekleriz sizi. Bu kapı sizlere her zaman açıktı. Sağ olasın. Değerli Türkmenli Televizyonu ve Olaylara Bakış Programı izleyicilerimiz, bu haftada Olaylara Bakış Programı'nda değerli konuğumuzla birlikte Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Mosul'dan tabii ki de 7. Seçim Bölgesi 54 numaralı adayı, milletvekili adayı Lokman Reşidiyeli konuğumuz oldu Olaylara Bakış Programı'nda. Ama bu haftada süremiz yetti. Maalesef programın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek diyoruz. Hoşçakalın efendim.